Veremiyorum. Hadi. Tamam. Okey. Şimdi yavaştan burnum yanmaya başlamışken Sims beleş oldu da Sims'in ham hali hiçbir işe yaramıyor ki abi. DLC'leri şu an indirimde galiba. 6.000 bütün DLC'ler. Normalde 10.000. Burnum çok kötü yanıyor oğlum şu anda. Şimdi. Böyle olur mu Bengay'la? Abi bilmiyorum da. Konuşurken nefes alamıyorum. Şimdi bana buradaki arkadaşlar, kulaklığın markası neydi lan? Monster'dı galiba. Şimdi bu YouTube'da yorum atıyorsunuz ya, şunu yapalım, bunu yapalım. Ah, ulan konuşamıyorum çok. Çok kötü oldu oğlum burnum. Bence Ah. bir git bir temizle ya bunu. Şey Aynen. mi oldu? Bir dakika geliyorum. Çok hızlı geldim. Ah, tamam. Şimdi burada bana söyleyin. Şimdi YouTube'da yorumlara yazıyorsunuz ya. Şöyle yapsan abi, bundan yapsan abi, bilmem ne, başkanım, canım, bilmem ne falan. Şimdi bunları söyleyin. Kulaklık markasını söyledim ya abi, Monster. Aynen Monster. Bunu şimdi burada söyleyin ki chat'te çok daha hızlı aksiyon alıp bir şeyler yapalım. Hayda, Glören para bulmuş. Aşık kaşeler yatıyor. Kaşeler Kaşeler yatmış. yatmış. Kubilay'a gitmiş. Şimdi yavaştan şöyle başlayalım. Bugün kafamda birkaç şey var. Onları bir göstereyim. Birincisi şu bir FPS düşüşü bir gitsin, şöyle bir yakınlaştır, uzaklaştır yapalım. Tamam. Birincisi üniversite. Şu üniversite bölümünü biraz daha büyüteceğiz. Bir diğeri şurayı Luna Park yapıyorduk. Giriş kısmını yapmıştık ama herhangi bir başka bir şey yapmadık. Bunu yapacağız. İkincisi şuralara konut yapmaya devam edeceğim. Bir de şöyle bir fikir geldi aklıma. Şuradaki büyük alanın şuraya kadar olan kısmını, yani şu iki ağacın birleştiği kısım gibi düşünebilirsiniz. Buranın tamamını araç trafiğine kapalı yeni DLC ile yapacağım. Yani şurası tamamen yine konutlar olacak içerisinde vesaire. Ama tamamen araç trafiğine kapalı DLC bölgesi olacak. %50 şansım vardı, o da gelmedi. Bu tarafa da normal bir şeyler yapmaya devam ederiz. Kaç paramız var bizim? 39 binimiz var. Yavaştan oyunu da akıtıyorum. Hatta şöyle şunu da aktayım. Arkaya bir müzik olsun. Ulan bir durun arkadaşlar. Glorian para mı bulur oğlum? Güllük Mehmet yaşadı. Şu şey demişti bire. Hani bunların hepsini farklı yapsana daha güzel görünür demişti. Ve onu deneyelim. O şekilde bir başlayalım. Bunları da şu greenhouse'u en sona yaparız. Şuraya buğday muğday ekelim. Abi var ya, yıllardır hasta olmuyordum herhalde. O kadar güzelmiş ki hayatım. Dün gece 3 saat falan uyuyabildim. Bugün de eve geldim. Ah, uyudum 1,5 saat falan. 19.30'da kalktım. Alarm ile. Tamam, burası böyle dursun. 82 bin. Şu üniversiteyi biraz daha ekstra halledelim. Şimdi şunu yapıyordum. Ne yapmışız buraya ama? Trade School Study Hall'la Trade School Dormitory yapmışız. Dormitory yapmaya gerek yok başka. Guards Keeping'imiz var. Ha, gerçi şunu şey vermiyorduk biz. Akademik ET ve Engineer'e para verelim. Gitti paralarımız. Onun dışında student'ımız az ve campus attractiveness de az. O zaman bir tane dorm yapacağım. Şöyle bir tane daha yurt yapıyorum. Attractiveness arttı mı? 175'e 200. Şimdi bunu arttırmamız lazım, bu attractiveness'ı. O yüzden bir tane daha dorm yapacağım. Buradan. Tamam. Oldu. Tamamdır. 200'de 200. Şu an level atlayabilecek durumda kapasitede. Abi bir yere muhtar lazım mı? Yani lazım değil gibi ama bilmiyorum. Şimdi şuraya, ya YouTube'da aslında çok fazla yorum var ama YouTube'daki yorumlara şu an bakmayacağım. Şuraya benim adımı versene, şuraya şunu yapsan diyenler olmuştu.
Ona bir sonraki bölümde bakarız. Onları çünkü not alıyorum ben. Unutuyorum diye. Şimdi aklıma geldi. Yeni güncellemeden sonra sanki oyunda FPS daha erken düşüyormuş gibi hissettirdi bana ya. Şimdi. Burası büyük. Biz şeylere bakalım. Mesela sağlık sistemi. Burada okey. Şuraya geldiğim zaman burada birazcık düşüyor sağlık mevzumuz. Burada kötü bir etkisi var. Buraya bir işte sağlık ocağı yapalım. Yamuk yumuk durmasın. Şöyle bir sağlık ocağımız olsun burada. Onun için de sağlıkla ilgili bir yerde problemimiz yok. Geldik asıl mevzuya. Evet. Şimdi burada itfaiyelerimiz kötü. Ki ormanlık alanda çok fazla orman yangını çıkarsa bizim için çok büyük bir risk olacak. Abi de bu sezonda şunu yapıyorum artık arkadaşlar. Gameplay'den random disasters'ları açıyorum. Artık şey olacak. Depremmiş, ırktır zırtmış. Onları yapacağız. Grand City olduk. Güzel. Baseball park falan açılmış. Tamam. Şimdi nerelere yapmamız lazım itfaiye? Buraya bir tane kesin yapmamız lazım. Buraya bir itfaiye. İzzerot'u... İzzerot değil mi ya? Şey... Gloria yapma az önce. İzzerot. Hoş geldin. Teşekkürler buranın için. Şimdi burası okey. Şurayı bir tane yapmam lazım. Tam şu anda köşeye güzel gider. Biraz dışarıda kaldı. Tamam. Şöyle. Onun dışında ufak şurası var. Dev mev yok muymuş? Bugün trafiğe de bakacağım. Trafik durumu tam olarak ne olacağını görmek istiyorum. Bak burada olmasına rağmen kötü gözüküyor burası. Oo burası bayağı bir sıkıntı lan. Seni de yapalım şöyle. Buraya büyük bir alan yapacağım. Özellikle şu kısmı. Hani hem itfaiye olacak. Buraya bir tane de polis yerleştirdi. Bu polis binaları çok küçük oluyor her zaman. Niye anlamıyorum ya. Tamam burayı güzelleştirdi o. Oo burada da çöp sıkıntısı var. Çözüm dilekçe kendinize çift taktırmayız. Gloria coşuyor bugün. Şimdi bu çöp sorununa... Kaçırdık galiba. Waste transfer boş ver. Şundan yapmamız lazım yine. Nereye yapsak? Burada iki tane var aslında. Bize geçen bölüm suyla ilgili bayağı problem çıkartmıştı. Şey yapacağım. Kuleleri koyacağım. Şimdi seni de şuradan bir çıkardım. Şuraya doğru. Burası çok yüksek bir bölüm. Sen ne kadar kirlilik yayıyorsun? Aa tam sınırda aslında. Güzel kirlilik yayıyor bu. Sana koyuyorum. Seygat. Teşekkürler. Rica ediyorum. Elektriği de verelim. Tamam. Şu çöp problemini burada çözsün. Erkancığım hoş geldin. Şimdi bu Firewatch Tower'ı koymam için ilk önce helikopter bölgesi yapmam lazım. Helikopter bölgesi olmadan herhangi bir işe yaramıyor. Ve bu helikopterlerin suya da yakın bir bölgede olması gerekiyor. O yüzden aslında şu bölgeyi yapabilirim. Burası zaten... Böyle iç kısmında bu insanlar burada sıkıntıya girmesinler. Park var hazır orada. Oranın güzel korunması lazım. İkincisi de konutlara yakın olan bölgeler. Şurası konutlara yakın olan bir bölge. O yüzden buraya da koyuyorum. Şuraya da yapsın. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Çok fazla para harcamayalım buna. Ne diyorsunuz? Eğitimliyiz. Aa, not enough educated workers mı?
Eğitimsiz sucuk olur mu? Eğitim terbiyesiz var. Şimdi ilkokul yapmam lazım. Şundan yapmak istiyorum. Şimdi burada ilkokul bir iki tane var. Burada bir tane büyük var. Şuralar kötü durumda. Şuraya bir tane yapacağım. Sen gel hele şöyle biraz yakınlaş. Tamam. Niye suyun yok lan? Aa bir dakika burada bir şeyler oluyor. Okey. Nerede bizim yeni yaptığımız tavır? Ha. Bu tavır da gereksiz büyük olmuştu ya. Tamam. Tamam. Ağlamayın. Tamam hop bitti. Tamam bu kadar. Sığınakları falan da yapacağım. Burada canım sığınaklar. İlk önce bir disaster response unit yapmam gerekiyor bunun için. Bu herhangi bir gürültü yayıyor mu disaster response unit? Gürültü yayıyormuş. Disaster response da o zaman buraya yani. O sende niye su yok lan? Kaçak alamıyorlar tabii. Şuraya bir disaster response unit yapıyorum herhangi bir problemlere karşı. O sırada biz insanları kabul etmeye devam edelim şehre. Başkan göbeğe ağaç dikecektik. Tamam güzel bir şey bulalım buraya o zaman. Şöyle yapalım ilk. Çok zor olacak bu. Allah'ım korktum. Metox'cum hoş geldin canım. Metox bizim artistimiz. Okey sadece şunu birazcık daha içeri alırsam problem çözecek. Tamam şöyle bir göbek. Hatta bunun yükseltisini biraz arttırabilirim. Böyle. Ulan dur lan. Lan oğlum dur lan. Şöyle yapacağım. Tamam şöyle hafif bir yükselti içinde olacak. Şöyle Find It'i kullanmadığımı fark etmiştim geçen bölümde. Find It'i de kullanacağız. Şöyle bir tane senden koyalım. Bir tane senden koyalım. Siz niye yukarıda duruyorsunuz lan? Aa. Dur. Burada bir dönmek çok isterdim. Şimdi. Ben de kavşak ikinci çıkıştan çıkmak isterdim bir anda böyle bir navigasyonla. Kavşak ikinci çıkış. 200 metre sonra sağa. Şuralardan bitkiler çıkızlasın. FPS neden bu kadar düşük anlayamıyorum. Bu tarz bir landscaping yapınca aklıma Planet Zoo oynadığımız zamanlar geldi. Planet Zoo'da da böyle şeyler vardı. Bu tarzda. Şimdi benim çok uzun olan... Heh.
Şöyle bir şey olabilir. Ufak, çok da fazla şey yapmadan, abartmadan. Uzun ince yüksek kaya. Var burada bir tane. Oha. Bu da koyulmaz ama ya buraya. Aa, burada niye trafik var? Çok sıcak oldu şu an. Bak işte gereksiz trafik şey lambası var burada, iki tane. Buradaki muhabbeti nasıl çözebiliyor biliyor musun? Şimdi ilk bunu yaptık, sonra da bunu yaptığımız zaman burada 2 saniye içinde hiçbir problem kalmayacak. Bu yol açılacak tıkır tıkır. Şimdi düz gitmek isteyenlerin bu soldaki şeridi kapatması dünyanın en saçma olayı ve şu geldi aklıma. Tempeyi düzgün kullanmayı unutmuşuz. Yeni şeyler var bu arada bak. Tamam, biraz daha düzgün olacak biraz daha şey. Buradaki çöp sorunu hala bir tık devam ediyor. Garbage processing statüsümüz kötü bu arada zaten. Şöyle yapalım. Şu yükseltiyi bir görebilir miyim? Yükselti görme şeyi neredeydi? Heh. Şuradan şöyle gidiyor yükselti. Ben bir cam mam açacağım bir dakika ya. Bak, ayağa kalkınca burnum hemen açılıyor. Gökte hoş geldin. Oturduğum zaman burnum hemen tıkanıyor. Bu ne salak bir hastalık. Bu ayakta duran masalar var ya, tuşa basıp kaldırıyorsun, onlardan al bir tane. Aa, bir dakika, buranın suyu yokmuş. Lan Araf'ta kalmış ya, şuna bak. Orada da yaşamazsınlar. Para yapmaya başladık ya, evet. Şimdi uyuyayım, konuşamadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya kadar bir gelsin. Sonra bunu ne kadar çekmişiz? 300'lük çekmişiz. 360 oldu. Şöyle bir döndürelim bunu. Niye böyle yükselti oldu? He, burada yükselti var. Bir dakika ya. Bu yükselti hiç haz etmedim, bir yükselti şu anda. İğrenç bir yükselti. Hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum. Seya 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 seya. Şimdi 300 420 300 420. Buraya bunu bağlıyorum. Neden bağlıyorum? Çünkü burayı tamamen şu dediğim şekilde DLC bölgesi olarak ayarlayacağım. Kocaman bir araç trafiğe kapalı bölge olacak. Şu sıcaklık cinsinde Fahrenheit'ten santigrat'a çıkan bir üstad gözüme çok takılıyor. Tamam. Yapalım. Ha, bir de onu bulacağız. Ha, bir de bulacağız onu. Şunu Gameplay'deydi işte. nerede lan? He, Gameplay'de. mal gibi burada duruyormuş lan. Günü sen.
Şimdi bir otopark yapacağız. Öncelikle. Otopark mafyası olabilirim. Abi otopark mafyası falan ben anlamam. Böyle. Ulan unutmuşum otopark yapmayı. Filler mıydı, border mıydı? Filler'dı galiba. Filler'ı şuraya kadar çekiyorum. Tek kare boşluk olacak şekilde. Büyük bir otopark olacak çünkü büyük bir alan olacak. Drive'ı bir daha alayım. Drive, drive, drive. Tamam. Şöyle bir otopark olacak. Beşik, aynen. Şuraları full kapansın. Ya şu road color changer'ı sürekli unutuyorum bu arada indirmeyi. Yolların rengi o yüzden gri gri kaldı ya. Hiç de sevmem gri olmasını yolların. Şimdi onun dışında şuraya bir komple DLC bölgesi olarak seçelim. Şuraya kadar olan bölüm dedik. Holy Street. Geliyorum. Gel hemen. Şimdi buraya bir otobüs sokabiliriz. Hatta bu otobüsü güzel bir şekil şemal vermek lazım buraya ilk önce. Yok ya, gelecekler adamı deli etmesin. Buradan otobüs devam edecek. Şu alanın sonuna kadar. Buradan buraya devam ediyorlar. Buraya kaç yaptık acaba biz? 320. Otobüs direkt olarak bu alanı dolaşacak. Şöyle burada bir dikdörtgen çizecek gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında burası büyük bir bölge olacak dedik. Ne kadar bu? 2400. Burası ortası oluyor değil mi? Mallık yapmıyorum. Allah! Şöyle bir alan olacak. İç kısmı bir yapalım ilk önce. Şöyle çıkmaz sokak gibi düşünebiliriz bunu. Burada hem konutlar olacak, hem alışveriş merkezleri olacak, hem de unique buildingler olacak. Burası tamamen aslında biraz hem bizim insanımız için hem de turist için nice sürü bir bölge olacak. Şu iç kısımda başlayalım yapmaya. Şimdi ilk olarak burada, böyle oyunu durduruyorum ilk önce. Şurayı alışveriş bölgesi olarak istiyorum. Burada alışveriş yapsınlar. Şu kısım konut bölge. Hatta şu kenarları yapmayalım. Şu kenarlar çapraz kalsın. Bu kısım konut kısmı. Burada da şimdi bir small cargo service point, large pedestrian service point yapmam gerekiyor.
Bunun yol kenarına yapmam gerekiyor. Şu şurada dursun. Şimdi bizim alan yapmadığımız yer neresi? Şu 3 kare değil mi? Bu 3 karede şimdi ekstra bir şeyler yapacağız. Bir plaza yapacağız. Şu plazaları bir buraya dur şunu bir dur şey yapabilir miyiz? İki türlü koysak bu muhitte bir şeyler yaparım dedim ama. Şu 3 kare plazayla başlayacak. Onun dışında large food trucklar var. Statü plazamız varmış. Dur şundan ice cream stand de yapalım. Biraz daha ufalarak gidiyor. Şöyle bir burada aa ulan ben large food truck yerine plaza yapmışım buraya. Kimse de bir şey dememiş. Tamam böyle olacak. Elektriği gelecek biraz olardı. Şimdi RSN Reis RSN Reis bir şey istemişti ya benden. Ne istemişti? Unique Building'e bakalım. Şuralar boşta. Şimdi ilk olarak buraya bir şöyle bir bir dakika. Bir dakika. Panda Sanctuary yapabiliriz buraya. Şöyle büyük bir tane. Pandacıkların olduğu bir bölge. Onun dışı olan bütün paramızı bitirdi. Sherlock. Bu neymiş? Bird and Bee Heaven varmış. Biraz da cuk oturuyor ama. Dur yapmayacağım bunu. Aa tamam üniversiteyi istemişti doğru. Ne? RSN Reis. Ne yapalım? Üniversitesi yapıyorum. Şu elektrik sorununu burada bir çözümlemeye çalışalım. Problemimiz olacak. Aa evet burada büyük su problemimiz olacak. Birazdan buranın arsa değerini göstereceğim. Bak şimdi buranın arsa değeri yavaş yavaş böyle bir üste doğru çıkacak. İmam Hatip. Şuraya bir tane daha unik minik bir şey koymak istiyorum. O alışveriş merkezleri olsun bir tane. Dur bakayım. Şöyle bir alışveriş merkezleri olsun. Onun dışında Climate Research Station varmış. Gereksiz buraya.
Bak Decathlon'umuz da var bizim ha. Bir spor mağazası da olabilir bunların. Aa dur şunu ya yıkmayacaktım onu. O an lan yıkmayacağım deyip ekstra bir tane daha yıktım. Ama şöyle olsun. Sen bir git buradan. Tamam şöyle olsun. Buraya Decathlon koyalım. Detay ne gibi detay istiyorsun? Bu ara yollar, ağaçlı yollar, yaya yolu mu, normal araba yolu mu? Yaptığın yer var ya. Bu yaya araba giremiyor bu bölgeye. Ya şeyler çok sinir etti beni. Otopark girişleri hep o yaya yollarına bakıyor şeylerin. Araba alışveriş merkezi falan. Nasıl yani? Bak şey alışveriş merkezine bak. Dursana sana yayın vereyim ya bu tarafa. Şu an baktığım yerden bahsediyorsun. Aynen. Yaya yoluna bakıyor işte. Ama orası otopark araba girişi park etme yeri değil mi o? Ya evet ama ona yapacak bir şey yok. Ha. Yok Allah. kaçak. Hep beraber. O oyunu kendi şeyi olduğu için illaki otopark oluyor ya. Ha, okey. Şimdi bak burada trafik bak. Burada trafik lambasının ne işi var? Ya beni dellendirmeyin ya burada. Buralarda trafik lambalarının işi yok. Allah dur lan şu çalışmıyor. Burası niye elektrik almıyormuş? Arsa değeri yükseliyor yavaştan. Şu plaza diyordun sanırım ismini oralara. Plaza burası. Şu otoparkların iyice kullanılması için şöyle bir şey yapacağım. Şu yol boyunca parkları yasaklarsak zoraki olarak otoparklara falan girmek zorunda kalacaklar. Şu yollardaki zaten görseli sevmiyorum çok. Özellikle ana yollardaki. İşte böyle ya alışveriş alanlarını kent... Oha bu arada size bir şey diyeyim mi? Şu More Citizen modu baya baya iş yapıyor. Aşırı fazla insan var şu mekanda. Hatta More Citizen'dan dolayı mı acaba FPS düşük onu bilmiyorum ama bayağı bir daha fazla insan eklediği net bir şekilde görülüyor ya. Şimdi buraya bir bölümde yapmışsın şu arsa değerini arttıran yerleri ondan bahsedeyim atalım. Plaza bu. Anlamadım vallahi ya. Göktuğ. Hangisi o? Elektriği yoldan alıyorduk kısmı o mod. Electric Road diye bir mod var. O dediğiniz mod ama bu sezon o modu kullanmadım. Bu sezon olabildiğince az mod kullanmaya çalışıyorum. Ama Morse modunu kaldıracağım muhtemelen çünkü FPS düşük. Oha! Dur. Dur bir dakika. 344 kişi bekliyor şurada. 1004 kişi bekliyor oğlum burada. 1004 kişi bekliyor burada. Bir dakika. Düşünsene bir durakta 1000 kişinin beklediğini ya. Super Band bus yapacağım bunu. Ve şunun 15 kişiye falan çıkmasını istiyorum. Nerede lan? Heh. Şuraya da bir otobüs hattı kuracağız. Şuradan buraya bağlansın. Bir de tam tersini verelim.
Hatta buraya birazcık şey yapacağım. Şu iki tane line'ımız var ya burada. Bunlara minibüs vereceğim. Minibüs olsun buradakiler. Ve şöyle iki tane araç yeter diye tahmin ediyorum. Şöyle olsun. Şimdi buranın detayına girişirim ama kafamdaki detaya girişebilmek için şey yapmam lazım burayı. Birkaç aset indirmem lazım. Eskiden ya demek istediğinizi anlıyorum. Eskiden hapishane yaparken bile hapishaneyi bayağı detaylandırıp bayağı lüks bir yere çeviriyorduk. Ama onlar için asetler lazım bana. Ve çoğu aset güncel olmadığı için aradığım şeyi bulmak çok zorlaşıyor. Vereceğim Erkancığım. İyi hatırlattın. İyi hatırlattın canımsın. Şimdi görünmez bir yer oldu, görüyor musun? Otoparkın şu görselini seviyorum. Kullanılıyor ya burası. Bu görsel benim hoşuma gidiyor. Luna Park'a bir şey olmadı. Bu arada Super Bandy Bus'lar geldi. 100 kişi kapasiteli. Bu biraz daha bak bir tık metrobüsü daha çok andırıyor. Hatta şöyle yapabilirim buna. Biraz daha böyle griye çekersem tam metrobüs oldu bu arada. Direkt olarak. Burada milyon kişi vardı. Bu milyon kişiyi buradan boşaltmamız lazım. Direkt %100 de gidiyor. Tam metrobüs oldu ya. İğrenç bir insan kalabalığı, iğrenç bir metrobüs kalabalığı. Tam metrobüs şu anda burası. Hepsini boşalttım. Şimdi minibüslerimiz geldi. Minibüsleri de görmek istiyorum ben. Şöyle bir gözüme çarpan bir minibüs var. Güzel oldu minibüs. İşte 5,5 liraya 2 adım yol gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi burayı da burayla sınırlandırabiliriz. Burayla sınırlandıracağımız için de şuralara çok gerek kalmadı. Luna Park'a geçeceğim şimdi. Şimdi Luna Park kısmına gelelim. Giderek enerjim düşüyor hasta olduğum için. Giderek mal oluyorum. Şimdi bir. İki tane ufak tatlı şey yaparak başlayalım. Onun dışında gereksiz bir atlı karınca. Şöyle koyalım buraya. Senin yanında bir tane daha oyuncak olsun. Buraya bir tuvalet yapalım. Hatta şöyle iki tane olsun. Kadın erkek gibi olsun. Burada shoplarımız olsun. İnsanların para harcayabileceği, bize para kazandırabileceği şeyler. Bu neymiş? Park kafemiz varmış burada. Şurada da iki tane park kafe olsun. Şimdilik bu kadar yeterli. Advertisement'ı karşılayabiliyor muyuz? Entertainment'ı pardon. Aynen karşılıyoruz. Şöyle 15 dolardan açılış yapalım. Şöyle bir şey yapacağım.
tık daha açsak diye düşündüm ama benim beyin almadığı için şu an görüntü daha mı iyi oldu sizce? Şu an daha çok mu aydınlık? O Drak'ta şerindim. Ya üst... Of, şu an çok aydınlık gibi geldi bana ya. Şimdi durakları üst geçit yapsam evet daha mı güzel olur? Şurayı deneyelim hemen. Ya dediğim gibi ben zaten ilk başta yaptığım o metrobüs videosu vardı. O videoda üstten verdim hepsine. O videoda çok güzel yapmıştık. Şimdi şöyle yapacağım. Üstten vermek biraz zor olacak gibi. Şimdi bunu bir yapsak. Üstten yürüseler. Bir ayar çekeceğim şimdi ben onu bir dakika. Bunu kaç yapmışız? 82 construction cost. Altaymış lazım. Bir dakika beynim yandı lan. Dur hiç çok saçma yaptık ya. Kimse de bir şey demiyor. Buradan 82'lik insin. Böyle olabilir. Ama şimdi bu adam üst geçidi niye kullansın? Neden hiç kavşak yapmıyorum? Bilmiyorum ya kavşak niye yapmıyorum. Çok gerek görmüyorum galiba. Dur elektrik almayan bir yer var mı bu arada? Yok. Şunları bir kırabiliriz. Sadece görsel olarak şurada böyle buzunlaması olsun. Burası güzel oldu aslında. Şu an More Citizen modundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz şu an biz. More Citizen modunu kaldıracağım. Çok FPS düşürüyormuş harbiden. Peki şöyle bir şey. Şurayı komple şu Move It'de alsam. Bunu alma lütfen. Şurayı komple işaretlesem. Bana bunu çoğalt desem. Sonra bunu buraya koysam. Bu da aynı şekilde olmuş oldu. Okey. Bu arada dediğim gibi hasta olduğum için bazı noktalarda da susuyor olabilirim. Konuşasım gelmiyor. Çok yoruluyorum konuşurken. Daha burada olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Ne kadar az konuşursam şu an benim için o kadar iyi çünkü. Okeydir o zaman. Böyle metrobüs kısmı böyle kalabilir. İki taraftan da girip çıkmaya başladılar. Zaten gerçekten metrobüs gibi iğrenç bir kalabalık var burada. Burada da bir otoparkımız var. Onun dışında şöyle bakarsak bu bölgenin arsa değeri baya baya
Güzel durum. Aa, bir dakika, ölüler var. Ve şöyle bir bölge yapacağım. Bir burada bir şey olacak. İkincisi şurada bir spor alanı olsun. Şöyle bir bölge burası. Çöp sorununu hala burada çözemedik bu arada. Ne çok araba şey oldu lan. O gerçi buraya birçok şey giriyor. Service point'e de geliyorlar bak buradan. Şu kısma geliyor o arabalar. Aynı şekilde otoparktan da giriş çıkış yapıyorlar. İşsizlik. Ya eğitimli insan arıyorlar. Üniversite kapasitemiz çok az. Bir akademik work daha vereceğim. Bir akademik work verdiğimiz zaman her şey çok daha güzel olacak. Peki şu rota kullanılıyor mu? 6 tane passenger varmış bak. 6 kişi bu rotayı kullanıyor. Bizim turist şeyimiz ne durumda? %23'den %50'ye çıkmış. Attractiveness. 20 kişi geliyormuş. Gerçi bununla ilgili herhangi bir şey yapmadık. Otobüs yapabiliriz ama otobüs de turistleri getirme amaçlı. Bir bölge oluşturabilirim. Hatta direkt olarak buraya yapabilirim. Bunu nasıl yaparım biliyor musunuz? Lan öleceğim şimdi. Tren bir an açık mı? Aa, tren açık. Oo, tren yolu nerede burada? Burada bir yerde tren yolu vardı. Bir tanesi burada. Sadece burada mı varmış? Bu tarafa doğru giden bir yol var. Buradan gelen yol burada duruyor. Okey. Uzak kalıyor biraz. Havalimanı şu an çok pahalıya patlayabilir. Şu an en ucuz yoldan turist çekmek istiyorum. O en ucuz yolda Intercity bus station. Hayır, direkt şey ya. Bus station olması lazım. Sonaldo hoş geldi. Sahil kısmını ayarlarız ya. Of, o ben. Burnum çok kötü oldu ya. Burada işler nasıl bu arada? 2300'lük bir kazancımız var buradan. Burada nasıl insan ölmüş olabilir ya? Ya bana bunu bir açıklayın ya. Dead person nasıl olabilir ya? Meydan siloda. Haritanın yükseltisi aslında güzel bir yükselti ya. Şöyle bir şey yapabilirim. Bak şimdi. Turistleri buraya soksam direkt metrobüsün içine. Bak şimdi şöyle yapacağım. Bak elevated yapıyorum ki şu yolun üstünden geçirebileyim. Şu gelecek. Allah, ağacı aldık yanlışlıkla. Bir adam arkadaşı iddiaya girmiştir.
Şimdi. Bunu bana böyle verme. Bunu bana böyle verirsen benim sinirlerim zıplamaya başlar. Bunu bana böyle verme. Evet. Benim sinirlerimi Aynen bozma öyle. burada. Haksız mıyım şimdi? Evet, çok haklısın. İkincisi şuradan devam edecek. Buradan aşağı indirebilirim artık. Aa, bir dakika. Nasıl bir şey oldu ya? Bu arada hoşuma gitti. Şu bir yenilensin bakayım. O çizgi ne öyle? O çizgi şey yer şekilli gibi. Yer şekli. Bir dakika abi, şöyle bir şey yapacağım. Erkan sana sesleniyor Seygard. Ha, görmedim. Dur, senin yayına bakıyorum ya. Merhaba Erkancığım. Ne yapayım? Video yapıyorum arkadan. Yok ya, bok gibi bu. Bir dakika, şu şeyi anlamadım ben ya. Allah da belanızı versin. Ya oğlum, niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Allah, sinir oldum ya. Nerede lan bu tren rayları? Lan sinir oldum ya. Keşke yapmasaydım. Kulaklarım tıkandı. Çok sıcak oldu. Polisle ilgili bir şikayet var ya. Polisle ilgili burada da şikayet var bu arada. Bir bakalım. Burada polis arabası var, bir girebilen herhalde. Servis araçları girebiliyor. Ambulanstır. Polistir. Otoparkı bayağı kullanıyorlar. Temiz. Aferin lan size. Onun dışında bak, bu duraklardaki insan sayısını azaltabildik mi biraz? Bu durağı azaltamıyoruz arkadaş. Bu nedir ya? Bu nasıl bir durak? 802 tane yolcu var oğlum burada. Yani 320 binde 1320'ye indirebilmişiz. Bence bu da büyük bir başarı. Last Tornocum, hoş geldin. Yaşamıyorum. Aşırı hastayım oğlum.
şimdi. Buraya. Siktir lan. Pardon arkadaşlar. Yedicim, teşekkür ediyorum canımcım. Ula dur lan. Lan nereye gitti ha? Tarım bölgesi seviye atladı. Ula konuşacak halim dervanım yok ya. Sen fena kapmışsın naneyi. Evet ya. Bana şey dediler. Sen yemedin mi naneyi şimdi dediler. Şu bölgeye de tarım sanayisi kurulsun. Tarım şeyi istiyorlar. Ah. Bir de şu nehir kenarında güzel bir cadde yaparız da şu tarım bölgesiyle de bir tık ilgilenmek istiyorum. Çünkü buranın da istekleri var. Bu istek nedir? Yani şey, istek derken yeni yerleri çok var. Bunu hiç yapmadık. Nerede oğlum bu? Heh. Bak mesela floor mill yapabilirim. Onun dışında bu da kirlilik yayan bir şey. Akademik yıl yap raporu geldi. Ne para verecek kardeş? Prime 8 lira değil mi ya? Benim de kafam karıştı ama. Amazon 8 değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Yani ilk aldığında belki 4 lira gibi bir muhabbet olabilir. 4 liraysa harbiden neymiş abi? Çok enteresan. Bu Amazon'un bu kadar ucuz olması beni benden alıyor gerçekten. Bence unutmuşlar ya Türkiye marketini onlar. Kaç doları normalde acaba? Yani 1 dolar olsa yine kurtarmıyor. Adam olan alır arkadaşlar. Paparı kullanırsanız %50 indirim veriyorum. Normalde 1,5 dolar mı? Yine azmış bu arada. Nasıl 1,5 dolar? Nasıl para kazanıyor oğlum bunlar? Ama yani 30 lira falan ediyor düşününce. Aa bir dakika bir de oha ne oluyor lan? Ben bu yüzden oyunu akıtmıyorum işte biliyor musunuz? Bana sonra diyorsunuz ki ya oyunu çok durduruyorsun. Aa bu yüzden durduruyorum işte oyunu. Şuraya bak. Ölmüş adam, kanalizasyonda boğulmuş adamlar. Aa. Şunu artık büyüğünü yapacağım. Tamam lan. Direkt. Adam onu denetmedi. Ya buraya gelip niye park edersin ya? Ulan Allah cezanı vermesin senin ya. Pislik herifler. Yürüyün gidin lan. Kış. Kış. Of. Sana ücretim. 7.90 euro. Avrupa sitesi. Ben gidip seni alıp geleyim yoksa anlamadım. Git. Bok iç. Oğlum 4 liradan
Yani kaç kişi abone olması lazım bu adamların para kazanması için? Bence şey modunda onlar ya. Zaten alacağımız parayı alıyoruz. Hani siktir, Türkiye'de de şey Ha, eğlencesine onlar da yapsınlar yani. mutlu Aynen. olsun biraz. Bizi mutlu etmek için yapmış olabilirler. Yani bütün Türkiye'yi abone etmek istiyor olabilirler. Yani 90 milyon çarpı 4 lira. Olabilir. Bu sezon nüfus beklentim yok. Benim hiçbir sezonda nüfus beklentim olmadı. Çünkü nüfus kasmıyorum genel olarak. Burada yoğunluk olmaya başladı yavaştan. Bana kazancın ne kadar senin? Eksilerde. Şu balık. Balık şu an bana ne kadar getiriyor? Balık şu an bana çok ekstra 220 getiriyormuş. Daha fazlaydı. Şu balık rotasını düzenlemek istemiyorum çünkü çok uzun iş ya. Ya eğitimli insan arayıp duruyorlar burada. Allah. Ya şu last orduya atma şunu ya. Kendi parasıyla Ne alsın. bileyim? Pezo. Aa, ne reklam görmek istemiyormuş. Ya reklam görmek istemiyorsa abone olsun. Ya ben abi Aşteşar'ın yeryüzündeki gölgesiyim. Aşteşar. Başka bir gezegenden geldi Gloria. Lenest. O zaman Kuleler. Allah ya. Şimdi dur ya dur burada da bir elektrik sorunu var. Öğretilere başlayalım o zaman. Bu akşam mesai başladı. Hadi bakalım. Şimdi şimdi abi bugünlük Stiz bölümünü bitiriyorum. Yayına devam ederiz diğerleriyle. Ama yayını bitirme sebebim artık konuşamıyor durumda olmam. Birazcık kalkıp nefeslenmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daraldım çok fena bir şekilde. Ben senden önce başladım. Başkanım. Çok hızlı değilim nüfus konusunda. Ev yaptırıyorlar bana. Çünkü bak bana ya yorum da bak Gloren coştu ya. Bana yorumlarda diyorlar ki şey yap. Toki yap diyorlar. Apartman yap diye Toki yap diyorlar bak. Yayını bitirmiyorum. Şeyi bitiriyorum. Stiz'li bitiriyorum şimdilik. Yayına bir şeyler izleyerek falan devam edebiliriz ya da başka bir şey beraber oynayacağımız bir şeyler var mı? Vermintide. Vermintide falan Vermintide falan oynayabiliriz var. aynen. Playtop yapalım. Bu bölümü Playtop şimdilik bitiriyorum. zor olur. Beraber bir şeyler oynarız. Benim de çok fazla konuşmayacağım. Stiz'i bitirmek, yayını bitirmek. Ne yapalım abi? Yapacak bir şey yok. Stiz'i şuradan... Oğlum. Kaan hoş geldin. Benim save dosyam hangisiydi ya? YouTube canlı yayın tasarım saçma. Sezon 5 var burada. Sezon 6 olması lazım ya bir tane. He, 6. Oğlum. sezon geldi. Steam Cloud'u kullan.